Arkadaş, Yüksek Seçim Kurulu kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden uzaklaştırılan kişilerin meclis üyesi ve il genel meclis üyesi olamayacağına karar verdi. YSK seçilen adaylara mazbata verilemeyeceğini, bunun yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbatanın tanzim edileceğine karar verdi. YSK'dan KHK'lı meclis üyeleri kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla dünyanın en saçma kararı olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir kere kanun hükmünde kararname dediğiniz şey idari bir karardır. Bir yargı kararı değildir. Ve bu kanun hükmündeki kararnameler 20 Temmuz olağanüstü 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halin ardından çıkarılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi idari bir kararla olağanüstü hali ilan etmiş, idari bir kararla da olağanüstü hali kaldırmıştır. Olağanüstü halin kaldırılmasına rağmen o dönem çıkarılan kararnamelerin hala yürürlükte olması hiçbir şekilde akılla, mantıkla, vicdanla izah edilemez. Şimdi bu vicdansızlığa bakın. Diyarbakır Bağlar Belediyesi, HDP %76 oy alarak Bağlar Belediyesi'ni kazanıyor. İkinci sırada ise %24 oy alan AKP var. Ve Yüksek Seçim Kurulu akılla, mantıkla, hukukla, vicdanla, adaletle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir karar alarak HDP'nin Bağlar Belediye Başkanı'na mazbatayı vermiyor, ikinci parti olan AKP'ye veriyor. Ya arkadaşlar, bu bir spor müsabakası değil ki. Hani spor müsabakasına girersin, iki kişi koşar, birinin dopingli olduğu ortaya çıkar, ikinciye madalyayı verirsin, anlarım da. Burada bir ikincilik yok, bir birinci parti var. O birinci partinin adayı %76 oy almış ve kazanmış ve yurttaşlar ona oy vermiş. Belki diyelim ki ben HDP'ye oy veren, Bağlar'da oturan bir yurttaşım. HDP'nin getirdiği aday da KHK'lı olduğu için oy verdim. Ya evet, bu kişi mağdur edildi, haksız bir şekilde işinden edildi, görevinden edildi, soruşturma açıldı. Ben bunun yaşadığı adaletsizliklere karşı gidip oyumu ona veriyorum. Benim oy hakkımı gasp ediyorsunuz. Sonra ikinciye vermek ne demek? Diyelim ki kanun hükmünde kararnamenin dışında tutalım. O şahsın daha önce işlediği bir suç ortaya çıktı. Bu kanun hükmünde kararnameden tamamen dışarıda tutarak söylüyorum. Ve hakikaten seçilmesine bir engel olduğu da görüldü. Doğru olan nedir? Meclisin toplanması, yani belediye meclisinin toplanması ve kendi içinden bir başkanı seçmesidir. Hadi bir hukuksuzluk yaptınız, bir vicdansızlık yaptınız ama bari o zaman Bağlar halkının %76'lık oyuna da bu kadar saygısızlık yapmayın. Bırakın belediye meclisi seçsin. Kesinlikle ve kesinlikle Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı yanlıştır. Akılla, mantıkla, hukukla izah edilemez. Belli ki HDP meşru siyasetin dışına itilmeye, meşru siyasetin sınırlarının dışına çıkarılmaya ve Türkiye'de başka bir siyasi atmosfer yaratılmaya çalışılıyor. Bu da şunu gösteriyor. AKP ve MHP 31 Mart seçimlerinden hiçbir şey anlamamış ya da her şeyi yanlış anlamış. Eğer bu mantıkla giderlerse Türkiye'yi yönetemeyeceklerini hep birlikte göreceğiz. Bu mantıkla siz Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? HDP 71 belediye kazanıyor. Şu ana kadar 50 belediyesinin başkanı mazbatasını alamıyor. O zaman biz bu seçimleri niye yapıyoruz? Hakikaten bugün Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz'in dediği gibi Cumhurbaşkanı bütün belediye başkanlarını memur atar gibi atasın. Halk iradesi nerede kaldı? Sonra siz bu kişiler Yüksek Seçim Kurulu'na nüfus cüzdan örneklerini, TC kimlik numaralarını verdiklerinde seçime katılmalarına engel bir hal yoktur diye onay verdiniz. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmuş tüm listeleri yayınladınız. Bunların içinde evet birkaç kişi düşürüldü daha önce aldığı cezalardan dolayı. Ama onların dışındaki tüm belediye meclis üyesi adaylarına ve belediye başkan adaylarına seçime katılma yeterliliği vardır diye evrak verdi. Bu arada bugün Ahmet şimdi pusu kuruldu Ahmet ama. Ahmet Türk'le ilgili de biliyorsunuz bir gelişme oldu. Yaşlı ve hasta olduğundan dolayı mazbatasını verilmeyeceği söyleniyordu. Ama sonra AKP öyle istedi. Evet, ama sonra sanıyorum değişti değil mi o? Ya bunlar ne kadar bak, hakikaten şu program başladığından beri konuştuğumuz şeyleri böyle alt alta koyduğumuzda sanki orta çağın karanlığındayız. MHP ve AKP'liler salon basıyor. Yüksek Seçim Kurulu kendi geleneklerini, teamüllerini, kurallarını ayaklar altına alıyor. Oy sayımı yapılamıyor. Güvenli bir şekilde oy sayımı yapılamıyor. Ya %82'nin
katıldığı bir seçim var. %82 dünyanın her yerinde, Ertan da hak verecektir. Çok yüksek bir katılım oranıdır demokrasilerde. Adalet ve Kalkınma Partisi ortağı MHP ile birlikte bu %82 ile övüneceğine, evet benim vatandaşım gelip hakkını sandıkta arıyor, meşru olan yolla arıyor, meşruiyetin dışına çıkmıyor, sistemdeki tüm sorunlara rağmen hala sorunların çözümünü sistemin içinde arıyor diye övüneceğine, bununla kıvanç duyacağına, Türkiye'yi tabii ki Türkiye'yi seçim yapılamaz bir hale getiriyor.